Allah bilir nerede. Ben de oturak diye kaydettiydim. Yani baktıydım. Buldum. Kaydettiydim ne lan? Oo, fil. No 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 Bunun bir kısa no no kollusunu yapmam lazım ya. no. Aa evet mantıklı. Evet. Alıp gelsek mi bir koşu? Eğri konuşuyor. Bölgeye gelen spor araçlar var şu an. İyi sağlıyorlar. Nasıl yapalım bilmiyorum ki, diğerleri almadıysa en azından Hastane tek tip bölgesi. alalım ya. O yüzden sıkıntı olabilir belki. Şimdilik dursun. Olmadı çavuşa sorar. Öyle yaparız. Deriret. İyi çavuş dönüyor şu anda sanırım departmana. Bilmem ki. Şu an yolda gözüküyor çavuş ama buraya mı geliyor, başka bir yere mi geliyor bilemiyorum. Çavuşum en azından trafik birimi stajyerlerine yönelik çağrıdır. Tüm trafik birimi eğitimi alacak Çok geç kaldı ya. personeller lobiye yönelik lobide sıra olsunlar. Umarım dünkü gibi çok geç bitmez ya. Ya ben çok dakik bir insanım. Ben 9'du. Saat 9 oldu. Direkt o anda 9.30 dediler ya. Evet. Hani daha önce haber verseler de daha iyi olurdu sanki tabii ama. Zaten saat geçmiş. Şimdi bir de 10 dakikada gecikti. Biz buradan çıkasıyo. Ama Yapacak bir şey yok. Ekstrem bir durum oldu ya, maalesef. onlar bu duruma müdahale etmediler ki. Yani evet, orası da öyle biraz. Yani. Hola. Buyurun Rey Bey. Ya benim sevgilim buralarda bir yerdeydi ama. Adı neydi? Derin. Efe getirdiniz mi siz öyle bunu? Ben sadece sürekli hastanedeydim. Orada bulunmadım Ne hiç. oluyor? Bebek Siz iyi misiniz değil mi o beyefendi? zaman? Bir küçük merdivenden düştüm ya. Geçmiş olsun. Bekleyin lobide isterseniz. Bizim bir bilgimiz yok. Tabii bekliyor o Sorguda zaman. iseniz. Şuraya oturabilir değil mi ben? Tabii. Tabii. De Aiden 49, 18, 10, 10 akabinde 10'a 4. Ne yapıyorsunuz? İyidir Toprak, sen nasılsın? İyi, nasıl olayım? Yani nasıl olduğumu sormadın, ne yapıyorsun diye sordun ama işte trafiğin Nasılsın? Onu da kapsıyor. trafiği bekliyoruz. Bir eğitim için. Sen başvurmadın mı? Sen direkt SWAT mı? Aa, iyisin SWAT'a ya. başvurdum ben. İyisin ya. Merhabalar arkadaşlar. Lan bir Şu yedekliyor karşıdaki etrafımı sardı. Merhabalar. Sordunuz mu? Sevgilisini bekliyormuş Derin Hanım'ı. Anlaşıldı. Çok geç kaldık ya. Sakin ol. Sıkıntı Neydi? yok. Fazla 15.008 mı vardı? memur Benim Volga uyduğum var. 12 saatinde Fazla mı birlikte verelim. var 12 mı acaba? 9 altında 13. Neydi? Sevgilim buralarda bir yerdeydi Derin. Telefonunu aradım, bir tane Hastane memur açtı kapısındaki falan ama. görevli arkadaşlar içeri giriş yapın. Telefonla aradınız. Yani ne için geldiği hakkında bir fikriniz var mı? Yo, hiç bilmiyorum. 15 bin. 15.109 memur toprak 1. Beyefendi, sizin neyiniz Bir var? ben küçük merdivenden düştüm ya. Ha, geçmiş Gelirken olsun. aradım işte Derin'i, baktım polisi Memur açtı size diyor nasıl departmanda bir falan. şey verdi, bilgilendirme verdi?
Açın telefonu. Ya işte departmanda falan dedi. Tam anlaşılmıyordu sesi de bir garip garip geliyordu. Ondan departmanda mı? Yoksa başka bir şey mi dedi anlamadım. Hadi lan, ne oldu? Ben bir şefimi arayayım bununla alakalı. Size dönüş sağlayayım. Edim 12-18 kod yüzü 18 and strawberry. Efe şu tutuklanan kişinin eşyalarını teslim edip geliyorum ben ya aşağıdakilere. Tamamdır. Hemen hızlı söylüyorum efendim. Şimdi departmanda birisi var. Onunla ilgili ne yapmam gerektiğini sormak için aradım. Go, Charlie. Efendim şöyle ki, eğer departmandan biri tarafından alındıysa telefonu, ki zaten öyle söylediniz, biraz daha beklemeniz gerekebilir. Tamamdır, İlerleyen saatlerde zaten ya da dakikalarda haberiniz olur onunla alakalı. Okey. Ben geçeyim şöyle oturayım. Yorulmayın, oturun. Beyefendi o nedir? Beyefendi o ne? Uzaklaşın buradan. Uzaklaş. Uzaklaş buradan. Git ileriye. Arkadaşlar bıçağı alın. Uzaklaşın. Ellerini kaldır. Kaldır ellerini. Beyefendi siz de uzaklaşın buradan. İdiota. Raymondo. Ellerini sen de birleştir. Si. Güzel rol pasladı. Vallahi yer arasın. Yanlış bir hareket yapma kesinlikle. Yanına geliyorum. Ölümcül kuvvet uygulamak mecburiyetinde kalırım. Telefonum çalıyor. Tamam bekle. Çalsın. Kesinlikle bir hareket yapmıyorsun. Beyefendi biraz daha uzaklaşır mısınız? Lütfen ön lobiye yönelin. Hanımefendi, bölgeden uzaklaşalım lütfen. Ön lobide Efe, toprağa ver adamı. İşlemleri o yapsın. Anlaşıldı efendim. Siz... Efendim tek kalacak ama. Departmanın içinde tek mi kalacak? Bir ton memur var. Anlaşıldı efendim. Toprak gel. Koruyorum seni. Üzerini aramadım, üzerini ara. Mükemmel rol pasladı vallahi. Altın Seymen daha dene konuşuyor. Departman çocuk... içerisinde bulunan ekipler. Bulunma sebebiniz nedir departman? Kıdemli Çavuş Soylu konuşuyor. İfade sebebiyle departmandayım. 14 Çavuş Soylu konuşuyor. Şu an trafik eğitimi için stajyer olan memurları topladım. Onları eğitim alanına götürmek için departmandayız.
Şunu kapatsak mı ya? Ben bu durumu bildirsek mi? Yani siz ne? Buradasınız evet. Ama telsizden bildirmemize gerek var mı? Yok, ben bildirdim. Anlaşıldı. Şu telefonu kapatsak mı? Senin telefon mu bu? Kapattım onu ama. Nasıl kapattın ya? Sen buyurun Teğmen. Oğlum bana bir tekrar ver, ben çep. Ya sikişmişsin ya. Terbiyesiz olur. Sıkıntı yok. Bir şey yaparsak... Ellerim böyle hafif gevşetirsen... Böyle şey yapayım. Şöyle elimin ucuyla şöyle... Tamamdır. Of of. Çocuk kim? Raymond Martinez. Ya yemin ediyorum helal olsun ya. Şu an çocuğa ayrı bir saygı duydum yani. Tamam, sen beni bir takip et bakalım, gel. İyi. Bir bağcıklarını bağla sen de. Heh. Arkadaşlar bıçak kimde? Toprak aldı. Toprak'ta. Heh, tamam o zaman. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Sıraya arkadaşlar, sıraya. Kim eksik? 1, 2, 3, 4, 5. Beşiniz de burada değil mi? Evet efendim. Doğru. Tamam. Asaf, hanginizde dışarıdaki cruiserlardan araç var? Anahtar var. İyice kafam kalmadı. Bende yok efendim. Tamam, bir taneniz... 15.104 memur arabacı efendim. Bende vardı. Anahtarı Zarya'ya verdim koyması için. Evet. LSP'de 49 var. 49'da tamam. 50 var bende şu an. Tamam, biriniz 49'u alsın. Yan otoparka getirsin. Diğerleri de bende gelsin. Anlaşıldı. Ben mi alayım arabacı? Sen al çünkü ben tamam. Dolabı sıkıştırdım. Evet be. Şu karizmaya bakar mısın? Yürüyen... Efendim. Tamam. Geliyorum. Hayır. Ben sana vereceğim anahtarı. Binin arkadaşlar. Bin. Ya bu nasıl bir kafa ya? Adam... Ay! Bir şok olduk herhalde hepimiz orada. Bıçağı görünce. Ne yaptı ki? Ben aşağıdan iniyordum da. Aşağıdan çıkıyordum, pardon. Tam bizim adam yanımıza geldi. Arkasını dönerken pantolonun dibinden üstünden, yani pantolonundan şey düştü, bıçak düştü. Allah Allah. Ne Allah'ım ya Rabbim ya. Departmana giderken X-Ray'den geçmemiş mi? Herhalde onu fark etmemiş X-Ray, bilemiyorum. Allah Allah. İyi mi? Bütün suçlular keşke böyle salak olsa. Tamam hadi. 50'ye bin sen de. 50'ye inen anahtar ondaymış. Tamamdır efendim. Buradaymış araç, burada gitme oraya. Anlaşıldı efendim. Çemir. Çok garip şeyler yaşıyorum. Senkron problemi. Çavuş eğitim için hattan ayrıldığımızı belirtmeme gerek yok. Orada belirtirsin. Anlaşıldı efendim.
Çabuk zaten gitsin bugün ya. İstendiği gibi gitmiyor hiçbir şey. Haklısınız efendim. Muhtemelen, yani muhtemelen değil. Sadece şu an Mary eğitiminizi yapacaksınız. Yarın farklı bir cruiser eğitimine dahil olacaksınız. İki aşamalı eğitim olacak. Anlaşıldı. Edim 12 son ihbara kod 3. Biraz daha sert yapabilirdim orada ya. Yapma yere. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Bu şey olmuş. Mr. Loba Loba. Eşlik edemeyeceğim. Eğitim 12-18-19 araç hırsızlığı ihbar bölgesindeki araç bulundu. Araç bulundu. Götümde dur, aynen. Bölgede kod altı durumundayız bildiğiniz. Çavuş çok sinirlisiniz. Çavuş niye bu kadar sinirlisiniz? Bil, elim 46 olan kodumuzu. Memur Efe'nin ayrılmasıyla 1 Lincoln 46 olarak güncelliyor ve altı bölgesinde kod 4 numarına da geçti sağlıyoruz. Şuradan çıkıyor değil mi yerlerin? Karşıdan gelirken araba sürekli. Sanırım oradan, evet. Bu nepecilerin de belli bir şeyi yok ya. Şurada bir yerde eğir var. Tam şurada. Ne? Sesim çıkmıyor. Onlar gibi yapamıyorum. Beyazlı. Edim 12-18-10-99, kod 6 sonunda kod 4, 18 sende Rockford Hills. Doğu Charger varken Crown Victoria'da ne bileyim ya. Niye ki? Neden? Aha. Helikopter artı F-16 mı o?
Eğitim uçağı. Beacon 46 son gelen ihbarı kodu çekmelerini sağlıyorum. Edim 12 son ihbarı kodu çek. Sıra olsun herkes. Bu beyaz çizgiye. Bölgeye sonradan intikal hareket eden ekipler bölgenin girişlerini kapatın. Arkadaşlar 12. frekansa geçtiniz mi? Edim 12 10'a 5. Hı. Herkes bu frekanstan çıksın 12'ye geçsin eğitim sebebiyle. Anlaşıldı. 14. memur sana 12. frekansa eğitim sebebiyle geçiş yapıyor. Billington 46 konuşuyor. Bölgeden kırmızı bir çift kapılı süper spor araç ayrılmakta. Bence biz hiç şu anda 11 yapmadan geçelim mi efendim? 11.71 evet, evet. Evet. Anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda bugün iki parkurunuzu da bitirip lisansınızı teslim edip birime hani performansınızı ölçüp birime dahil etmeyi planlıyorduk ancak askeriyenin verdiği imkanlar doğrultusunda bunu yapamadık. Şu an sadece arkada gördüğünüz sağ meri sahası ve bu parkura tabi tutulacaksınız. Yarın da Edward için Cruiser parkuruna tabi tutulacaksınız. Öncelikle birkaç teorik bilgi vereceğim sizlere. Birim hakkında, birimin ne iş yaptığını ve nasıl bir algı yarattığı hakkında birkaç bilgi vereceğim. Sonrasında da parkura geçip parkur sonrası geri döneceğiz. Zaten kısa kesmek istiyorum. Kısa kesmemin sebebi sahipi sanırım biz buradayken kalabalıklaşmış, hastanede falan belirli başlı sorunlar varmış duyduğum kadarıyla. Doğrudur efendim. Şimdi arkadaşlar trafik birimi trafiğin kontrolünü planlar, trafiğin kontrolünü sağlar ve domine eder. Yani trafik açısından tüm işi biz yapıyoruz. Bizim birimimiz yapıyor. Yani trafiği sadece araç ve meri ile sağlamıyoruz. Büyük barikatlandırmalarla da sağlayabiliyoruz. Bunu şöyle düşünüyorum ben. Bir haftada bir siz eğer birime katılırsanız haftada bir şehrin belirli yerlerinde barikatlandırmalar yapıp trafik kontrolünü geniş kapsamda sağlamayı planlıyoruz. Yes çavuş. Şimdi trafik birimine dahil olan 3 tane normal şartlarda 4 ama Highway Speed Unit ayrıldığı için 3 oluyor. 3 tane kolumuz var. Mary, Edward, Mary ve TT. Tow Truck yani. Tow Truck çekicidir. Tow Truck'la devreye çıktığınız zaman hatalı park olan araçları çekersiniz, departmana getirirsiniz. Ondan sonra onun raporlamasına girersiniz. Ki bunun eğitimini zaten siz ilk başta aldınız. Yanlış hatırlamıyorsam Çavuş Bozok'tan. O yüzden onun doğru eğitimini doğru. De es geçtim. Onun eğitimini de almayacaksınız. Verilmiş bir eğitimin üzerine tow truck eğitimi vermek zaten saçma olur. Mary motorlu devriye. Mary ile 10-26'ya katılabilirsiniz. Normal şartlarda 11.71'e katılamazsınız. Tabii bunun düzenlemesini ben siz çavuş birime gelmeniz... Çavuş bir telefondayım efendim. Tamam. Çok affedersiniz. Bunun düzenlemesini 11.71 olaylarını Mary için tekrardan düzenleyeceğiz. Normal şartlarda Mary şu an şeye katılabiliyor. Nasıl desem? 11.71'e katılabiliyor ancak katılmaması gerekiyor. Katılmamasının sebebi ise şu. Mary dediğimiz sonuç olarak bir motor. Bir arabayı kovalarken araç ani manevra yapıp Mary'e çarpabilir. Sonrasında motor üzerindeki memurunuzu düşürüp ağır şekilde yara almasına sebebiyet verebilir. Mary'nin normaldeki görevi sahaya çıkmak, 10-26'ları cevaplamak, motor kovalamacısı olursa önce olarak motor kovalamacısını yürütmek. Ama benim gördüğüm kadarıyla şehirde henüz motor kovalamacısı yok ama bu böyle olacağı, böyle gideceği anlamına da gelmez. Yes sir. Son olarak Edward aracımız var. Edward aracı ise cruiserlardan bir tık daha hızlı. Tom aracından ise bir tık yavaş. Edward aracının roll barı yok. Aynı zamanda içerisinde
herhangi bir şekilde demir parmaklık yok. Yani Pitverem için uygun değil. Suçlu taşımak için de uygun değil. Zaten bunu hepiniz başvurularınızda belirtmişsiniz. Bunun adına teşekkür ederim. Yani sevindim, mutlu oldum. Bilinçli davranışlarınız için. Her neyse. Edward'ın amacı şeydir. Yani sahaya çıkmak. Şimdi Edward aracı normal cruiser'lardan daha hızlı olduğu için Edward aracıyla sahaya çıktığınız zaman sadece ve sadece trafik ihlallerini kontrol edersiniz. Yani aracı seyir halindeki, trafikte seyir halindeki süre gelen bir aracın trafikte düzgün şekilde ilerlemesini sağlarsınız. İlerlemiyorsa hızlı şekilde 10-26'lara cevap verip tık 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 cezalarını kesersiniz. Ayrıyetten Edward aracı dediğim gibi cruiser'lardan bir tık daha hızlı olduğu için Tom gelene kadar herhangi bir 11-71 sırasında takipleşmeyi önce olarak sürdürebilir. Çünkü hızı bakımından. Ama araçla 11-71 durumunda herhangi bir şekilde rem, arkasından pit veya türevi şeyler yaparsanız bu birim lisans hızının iptal edilmesine kadar gidebilir. Haberiniz olsun. Sonrasında yani dediğim gibi trafik biriminin genel amacı az önce de belirttiğim gibi trafiği domine etmek ve düzenlemek. Sizler trafik biriminde kendinizi ön plana çıkartırsanız benim gözetimimde ben de bunu fark edersem aranızdan sanırım Çavuş Andrev ile konuştuğumuza göre iki kişiyi yüksek hız birimine vereceğiz. Ama bu hemen olmayacak. Bunun için hemen ümitlenmeyin. Ben aranızda duran memurların yani birime birkaç kişinin en azından birime yüksek hız birimine ulaşmak için girdiğini biliyorum. Bu normal bir şey. Yani trafik birimi hani trafik birimine pişesiniz ki yüksek hız birimine ulaşabilirsiniz. Bu her alanda böyle olacak. Hani mesela Air Support'a girdiniz diyelim. Savaş pilotu olmak için de biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani gözünüzü yükseğe diktiniz. Bu güzel bir şey. Hedeflerinizin büyük olması güzel bir şey. Ancak şu an bulunduğunuz konumdan geçmeniz gerekiyor. Hasan, bir şey ekleyecek misin? Olumsuz efendim. Benim beklentim sadece bu raporlamaların, işin, araç çekimlerinin, çevirmelerin hepsinin de bir trafik birimi mensubu olarak bunu en üst seviyede, en üst düzeyde gerçekleştirmeleri en güzeli olur. Tamam. Yanımda gördüğünüz kıdemli memur Asena, birim yardımcım. Kendisi uzun süredir birimde. Haberiniz olsun. Ek olarak herhangi bir birimde hani bulunduğunuz birimde herhangi bir sıkıntı yaşarsanız kendisini de bulabilirsiniz. Teorik kısımda anlamadığınız bir nokta, kafanıza takılan veya sormak istediğiniz bir nokta varsa ben sizi şu an dinliyorum. Evet, yazdın oğlum. Şimdi efendim bizim görevimiz trafiği kontrol etmek, trafiği domine etmek dedik. Evet. 10-26 durumlarında daha aktifiz dedik. Şimdi şöyle ki bir Adam biriminden mesela normal trafik biriminde olmayan birinden diyelim ki bir 10-26 çağrısı geldi. O buraya hani gitmemiz bizim görevlerimiz arasında mı yoksa o Adam birimi onu halledebilir mi? Hani öncülük olarak oraya bizim gitmemiz gerekiyor mu öyle bir durumda? Şimdi şöyle, eğer sahada bir Edward'sanız, sahaya çıkan bir Edward'sanız Cruiser sizi oraya çağırıyorsa oraya gitmek zorundasınız. Mesela diyelim ki Adam ekibi birini durdurdu. Ama siz de sahadasınız. 10-26 duydunuz. Oraya gidip 10-26'yı kendiniz devralabilirsiniz. Sahadaki trafik birimi olduğunuz için. Aynı şekilde süre gelen bir cruiser tarafından 10-26 talep edildi. Bölgeye Edward ekibi istendi. Siz yine oraya gitmek zorundasınız. Yani Edward'la sahaya çıktığınız an tek amacınız ve tek göreviniz trafiği kontrol etmek ve trafiğin rahat bir şekilde akışını sağlamak.
Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Çavuş, ben bir şey eklemek istiyorum. Efendim. Bence bunu şöyle düşünebiliriz. Şimdi şunun üzerinden örnek vereyim. Biliyorsunuz son zamanlarda sol trak aracımızla ilgili problemler yaşıyoruz ama ondan öncesinde bu araç gayet aktif kullanılıyordu. Şartlar ne olursa olsun. Bu aynı şuna benziyor bence. Bir araç çekim işlemi gerçekleştirileceği zaman, örnek veriyorum, bir araç işte tow truck çağrısı olduğu zaman öncelik trafik birimindedir. Yani bu da nasıl diyeyim, yine bir destek talebi geliyorsa öncelik trafik birimindedir. Diğer birimler haricinde kendimden örnek vereyim. Mesela böyle bir durum olduğu zaman benim kıdemimde farklı memurlarda oluyordu. Ama ben trafik birimi memuru olduğum için direkt yöneliyordum. Yani sorumluluğu bu şekilde almanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Anlaşıldı. Bu kadar çalış. Normalde trafik birimi... Ya, efendim efendim, bir şey mi soracaksın? Doğrudur efendim. İzninizle. Dinliyorum, dinliyorum. Efendim peki biz trafik birimi olarak eğer sizin nezdinizde seçilirsek... sürekli olarak Mary, Tom, Mary, Edward ve şey olarak mı çıkacağız? Tow truck olarak mı çıkacağız devreyelere? Yoksa normal devreye de çıkış sağlayacağız değil mi? Hayır, elbette normal cruiser'larla devreye çıkış sağlayacaksınız. Ama benim aklımdaki plan şu şekilde. Her gün sağda illaki bir Mary ve Edward görmek istiyorum. Çünkü birimin geçmişine baktığımda birim biraz pasif kalmış görünüyor. Ve istediği şeyi, istediği verimi verememiş görünüyor. Ben bu birime atandığımda benim görevim bunu engellemek ve birimin aktif olmasını sağlamak. Şimdi çavuşanlar evle görüşüyoruz. Onunla birlikte Edward aracımız hazırlanıyor. Hazırlandığı zaman şu anlık gelmeyecek ama o da gelecek. Bir de çavuş. Bu mesela Edward ya da işte Mary, tow truck. Bu devreler, yani bu devreleri çıkılacağı zaman yani öncelik olarak birim şefinden bunun izni istiyorsunuz. Yanlış mı? Evet. Doğru. Yani doğru. Bu envanterimizdeki, bizim birimimizin envanterindeki araçlarla devreye çıkacağınız zaman önceliğiniz olarak birim şefinden, birim şefi yoksa da benden, en son ikimiz de yoksak bildiğim kadarıyla memur şeflerinden. Evet. Artık kimi bulabiliyorsanız bu şekilde izin istemeniz gerekiyor. Çünkü sahada bunların bilgisi zaten verilecek. Daha da belli bir ekip dağılımına göre bizim envanterimizdeki araçlarla çıkılacak diye de biliyorum yine aynı şekilde. Doğrudur. Yani onların bilgisi, eğer şahit birime dahil olabilirseniz bizim sistemdeki özel kanlımız aracılığıyla hepsi paylaşılacak. Kafanızda onun için herhangi bir şey kalmasın. O prosedürler de tekrar düzenleniyor benim tarafımdan. Siz birime geldiğiniz zaman hepsini zaten görmüş ve anlamış olacaksınız. Anlamadığınız nokta varsa tekrardan bana ve birim yardımcısı kıdem memuru Hasan'a sorabilirsiniz. Asaf, sen bir şey soracaktın sanırım. Elini kaldırdın, indirdin. Efendim, Efe'ydi o. Efe miydi? Tamam. Evet, tamam. O zaman sıkıntı yok. Var mı anlamadığınız bir nokta? Olumsuz efendim. Olumsuz efendim. Tamam, güzel. Şimdi sağ tarafta, benim sağımda, sizin solunuzda gördüğünüz gibi bir parkur var. Bu parkuru şuradaki arkada duran Mary ile yapacaksınız. Normalde, normal şartlarda bir Mary devriyesinde bu kıyafet uygun değil. Yani bu kıyafet uygun. Eldivenleri bir tek farklı, bir de kask almanız gerekiyor. Tabii şey yapabilirim hatta. Hı. Ben direkt kendi reyonlarımdan kadın memurlar için yardımcı olurum. Ama hı, normal standartlarda ayrıca uzun kollu giyilmesi gerekiyor diye biliyorum. Evet. Uzun kollu, yani gördüğünüz kıyafetlerim aynı. Sadece üstümdeki gömleğim uzun kollu olacak şekilde. Eldivenlerim beyaz ve beyaz kaskım olacak şekilde. Normal Mary devriyesi budur. Bir de çavuş, eklemek istediğim bir şey var. Hı hı. Bu dün de yaşandı. Dün hatta bu cenazeye gelen memurlar varsa önünüzde bilirler. Hı hı. Bu konvoy esnasında önde Mary'ydim ve onun da belli başlı bazı kuralları var, örnek veriyorum. Bazen bu konvoylar da oluyor. Daha önce de katıldıysanız, katılmadıysanız bilgim yok. Genellikle evet, işte bu cenaze araçlarının yanlarında vesaire de Mary'ler olur. Bunların hepsinde belli başlı kuralları var. Zaten çavuş da aynı şekilde size iletir bunları. Evet, yani şöyle. Onu da ekleyeyim dedim. Şimdi herhangi bir kaybımızda
bizim veya halkın kaybında cenaze arabasına eskortluk etmek için sağ ve sola Mary motorlarımız konuşlanır. Bu da o anki cenaze düzeni prosedürünü sağlamak adınadır. Ön tarafa iki Mary geçer, arka tarafa da sırasıya cruiser'lar dizilir. Bu da bir trafik birimi olarak bizim almamız gereken prosedürdür. Bu da aklınızda bulunsun. Hani yarın bir gün iki tane Mary çıkartırız. Sizlerden biri o Mary'lere biner. Dikkat edin, aracın sağında ve solunda onu geçmeden belirli bir hızda ilerlemeniz gerekiyor. Yani onu geçerek böyle basıp giderek değil. Evet. Onun hızında onu takip ederek ilerlemeniz ve cenazenin yapılacağı yere cenaze aracını eşlik ederek gitmemiz gerekiyor. Bu da bizim prosedürlerimizden biri. Bir de ek olarak şöyle, eğer ki yarın öbür gün yine konvoyun en önüne geçtiniz diyelim. Mary aracı böyle bir konvoy esnasında böyle bir durum varken, evet. Örnek veriyorum, bulunduğum yeri bir yol ağzı olarak düşünün. Mary ile burada duruyorsunuz, trafik geçişini kapatıyorsunuz, yolu trafiğe kapatmış oluyorsunuz. Konvoydaki araç geçiyor, Mary'nizle yöneliyorsunuz. Bu aklınızdan çıkmasın. Yani şöyle, bir Mary burada oluyor, diğer Mary de Yazdanova'nın orada oluyor. Öyle düşünebilirsiniz. Tamam. Asena. Buyurun. Sen memurlara yavaştan parkuru göster. Sonrasında da tek tek çıksınlar bakalım. Çıkalım bakalım. Efendim. Buyurun. Söylesin. Yani isterseniz şöyle yapalım. Ben parkura başlayayım. Telsizden de ifade edeyim. Onlar cruiserlarda yandan görsün ne yaptığımı. Tamam, gelsinler. Bu diğer motor ne oldu Çavuş? O olay? O olay iptal oldu. Şu an saha çok sıkıntıda. O yüzden. Anladım. O zaman yarın da onu denettiririz. Tamam. Tamamdır. Cruiser'lara geçin. Ben Mary'yi alacağım. Herkes 12. frekans. Doğru. Olsun efendim. Arkaya doğru ilerliyorum. Mavi ışıkların bulunduğu bölgeye geçiş sağlıyorsunuz Mary ile öncelikle. Mary. Zaten yarın da cruiser'ları denetirken bunu açıklayacağım. Yavaş yavaş göstereceğim biraz daha iyi anlamanız için. Buradan hızınızı alıyorsunuz. Sen sağ tarafa geç istersen. Barikatlar biraz hassas. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Slalom yaparak geçiş sağlıyoruz. Görüyorsunuz. Sonra kartonlara girdim. Kartonlar burada slalom bir şekilde dizili. Aralarından bu şekilde ilerliyorum değmeden. Bariyerlerin arasından hızımı alarak düz bir şekilde geçmek zorundayım. Bariyerlere çarpmıyorum. Buraya geldiniz. Burada 8 çizmenizi istiyorum. 3 veya 5 kere. 3. Göstermek amaçlı. Buradan çıktınız. Ardından bu gördüğünüz bariyerlere değmeden yakın bir şekilde dışarıdan çiziyoruz. Yine buraya çarpmadan dışarıdan çizmeye devam ediyoruz. Ve bu çıkışa geliyoruz. Bu çıkıştan geri giriyorsunuz. Bariyerlerin iç hizasından dönmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. Motoru çevirip şu en baştaki hizadan buradan da yine burada kafanız karışabilir. Geri girdiniz, motoru çevirdiniz, hizadan içeriden dönüyorsunuz.
Buradan da çıkış sağladık. Anladım. Yani. Şunun ilk önce dışından sonra içinden döneceğiz. Buraya doğru ilerliyorsunuz. Burada giriş sağlıyoruz. İki araya. Burası dar biraz. Sonra buralarda da 8 çizmeye çalışıyoruz ama aralardan geçerek çiziyoruz bunu. Sağ ve sola dönmeniz çok fazla mühim değil ama aralardan geçtiğinizi ve solunlar çizdiğinizi görmek istiyoruz. Bu önümdeki bariyerleri dikkatli görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Anlaşıldı. Buradan geri dönüş sağlıyorsunuz. Parkuru aynı şekilde geldiğimiz gibi bitiriyoruz. Bu sefer içeri girmiyoruz. Yine buralardan girdik. Aynı şekilde parkuru etrafından dolanarak tekrardan bitiriyoruz. Burada tekrar çekip çizmenize gerek yok. Sonra en başa geliyorsunuz ve menünüzü arkadan ters şekilde dönerek fark ediyorsunuz. Kafanızın karıştığı bir yer varsa sorabilirsiniz. Dönüş kısmında o zaman hiçbir şey yapmıyordu neredeyse. Aynen aynen. İyiymiş. Arkadaşlar parkuru hatırlayın. Sırasında kaldım da 3 daha üç, iyidir diye düşündüm sonra. Yeterli. Tamamdır. Kafanızda takılan arkadaşlar, bir şey var mı? Evet, 8'leri 3 kere çiziyorsunuz. Sıra evet, olalım. Efendim. Biraz karışık gelebilir. Biz sizi siz yaparken aynı zamanda yönlendirmeye de çalışırız. Şimdi öncelikle şöyle. Meri'deyken bildiğiniz üzere teksiniz. Ayrıca emniyetiniz Meri'deyken etrafınız açık olduğu için daha güçtür. Aynı zamanda Meri hızlı bir şekilde kalkan bir araç. Yani çabuk hızlanan bir araç. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bariyerler açısından. Bariyerler de hassas dediğim gibi. Hani çok fazla yakınından geçseniz bile dikkatli olun. Bir de çavuş, ben şöyle düşünüyorum. Lincoln birimken telsiz vermekle Meri'yken telsiz vermek aynı şey. Hani onun da bir belki şeyini yaparız. Çünkü Meri'yken de tek başlarına telsiz verecekler aynı şekilde. Evet, doğrudur. Bu şekilde. Nasıl bilmiyorsunuz? Başlatalım efendim. Arkadaşlar, parkuru anlamadım diyen var mı? Bir de size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu gördüğünüz parkur, bu alanın şartları sebebiyle basit. Yani benim yaptığım parkur bu baştan öbür başa kadardı. Onu da ifade edeyim. Şu an basit bir parkurdasınız. Yani ben anlarsınız diye tahmin ediyorum. Tamam, yoksa Foster'dan başlayalım. Anlaşıldı efendim. Foster, Mary'ye bil. Biz seni soldan takip edeceğiz. Hı hı. Efendim, izniniz olursa bu arada birazcık ihtiyaç molası verebilme şansımız var mı bizim? Ne gibi ihtiyaç molası? Bir küçük Allah. Yemek yeme tarzı. Anladım, anladım. Sıranda kal, yiyebiliriz. Anlaşıldı efendim. Arkadaşlar, bir şey diyeceğim. Telsiz tuşu motorun üstünde mi? Çünkü tek elle 11.71'de önce olmak biraz cin olmaya gerektiriyor Zarya'nın tabiriyle de. Cin olacaksın yani, o zaman. Olacaksın artık. Foster. Bir şey yok. Allah. Parkura girdiğin kıza andan itibaren telsiz vermeni istiyorum. Nereye yöneldiği, bulunduğu bölge fark etmiyor. 11.71 başlatıyorsun. Araç eşkali de birinci olarak gidiyor. Siyah, çift kapılı, spor bir araç olsun. Yani başladığın andan itibaren telsizini belirtmeni istiyorum. Anlaşıldı efendim. Senin ekip kodun da 1-1. 11.71 mi yapmıyorlar? Anlaşıldı. 11.71 sen arıyorsun. Başla. 21 11.71 siyah çift kalı spor araç. GPS kodun 253. Araç şu anda Port Sankuda'dan kuzey yönlü istikamete devam etmekte. Senden ne kadar araç kaçıyor? Araç şu an Port Sankuda güneyde istikamete devam ediyor. Arkadaşlar. Ayrıca aynı istikamet devam etme. Tekrar dön. Foster. Foster geri dön. Geri dönüş yap. 8 çizmeyi unuttum. 8-10.
arkadaşlar. Hah. Of, Doktor 8'i unuttum. Heyecan basıyor ya. Kere. Ya çok da şey yapmayın, olursa olur, olmaz olmaz şimdi. Ne eğitimlerde olmaz diyorduk. Bir şekilde bitti o da yani. Felsize devam et. Efe artık yok. Niye kara eşiği değil? Ay. Bir saniye. Şöyle şey olsun. Şöyle şey kapatayım. Niye crash yedin ki ya? Ne oldu orada? Çok merak ediyorum. Gel gel yerine gel yerine gel yerine gel. Bu şeydeki kim? Parkurdaki. Şey yaya. Yaya da mı var? Açık evine. Foster bırakalım Mary'i. Anlaşıldı. Mary'i bırak sırana. Sırada kim de çavuş? Bir sonraki memur Mary'e yönelsin. Fazla mıydı? Fazla mıydı? Neydi onun? Gidecek miyiz ya? Yetişebilecek miyiz? Bilmem ki ya. Çok da gidesim yok. Çok yorgundum bugün. Bir de gecikti ya eğitim. O yüzden bir tek tadım tuzum yok. Niye bir solup duruyorsun sen ya? E işte tadım tuzum yok ya. Tadım tuzum yok. Öyle bir şarkı. Arkada çalışıyor. Ben demiştim. Yak. Eğitimden sonra şey yaparım. Onun üç verim diyordum. Hmm. Anladım. Git dedin lan ya. Böyle soluk soluk gezme ortada. Bir de dikkat edin. Arabacı. Bunlara çarpmasanız bile çarpın. Dinlemedeyim efendim. Nasılsın? Sayenizdeyim efendim. Ben burada 11.71'i nasıl vereyim? Bana en iyi değilim başlı. Vermemişler, bir şey vermemişler. Hani kafamdan uydur deseler daha iyi yani. 11.71? Bir Meri 19, 11.71 durumundayım. Araç Fort Sanko'da bölgesinden doğu istikamete dönerlikte. GPS kodum 308.
1 Meri 19 08 11.71 durum devam etmekte. Araç Ortankada bölgesinde güneydoğu istikamete devam etmekte. İzhan'a sen ne demek istedin bir hükümet yardımcısı? Operatör konuşuyor. Aracın içinde silahlı şahıslar var. Üzerimize ateş açıldı. Ömer'in o zaman kaçması lazım. 1 Meri 19 kod 0187 Ortankada. Kafanızdan uydurun bir 11.71 öyle verin deseler tamam diyeceğim. Ben burada ne açılınca... vereyim? Ateş açılınca kaçmamız gerekmiyor mu? 1 Meri 19 18 11 71 durum devam etmekte. Araç Ford Sankıda yani bölgesinde kuzeydoğu istikametine ilerlerken sola çarptır. Hani ateş açıldı. GPS kodumuz 381. Ve kaç. Evet. Run değil mi? Run Forrest run. Şahıslar silahlı tek mi kovalayacaksın? 1 Meri 19 Ford Sankıda bölgesinde destek talebi mevcut. Arkadaşlar bir trafik birimi vardı ya. Arabacı unuttuğum bir şeyler var. O artık yok arkadaşlar. Hepimiz elendik. Neden? 1 Meri 19 18 Fort Sankuda bölgesinde. Bence elendik. 11.71 durumu devam etmekte. Araçlar kuzeybatı istikametine devam ediyor. GPS kodum 381 destek talebi mevcut. Arkadaşlar lanet olsun ya. Yine benim elim ayağım titriyor. Size bir şey diyeyim mi? 1 Meri 19'dan operatör. Bizim burada telsiz vermemiz operatör dinlemedi. Ya bir şey demem. Biz hangi yolda bu kadar duyarlı? Son 11.71 durumundaki araç Fort Sankıda bölgesinden kuzeydoğu istikametine doğru devam etmekte. Bize en kötüsünü destek hazırlıyorlar mevcut. İşte. Destek talebim işte. Yanıtlayan herhangi bir birim mevcut. Edim 4 son gelen desteklemenin kodu şeklinde karşılıyor. Operatör konuşuyor. Bulunduğunuz bölgeye de ekip yönlendirdik. Takibi devam ettiriz. Ama motor çok güzel değil mi? 1 Meri 19-18. Araç 11.71 durumu devam etmekte. Araç Ford Sankıda bölgesinden kuzeydoğu istikamete devam. Arkadaşlar siz HSU istiyorsunuz lütfen. Motoru bari şey bize bırakın. Affedersin de bu motorun motor hacmi Meri 19 araç durdu. Motor 100 HP. 1500 zarar mı? 1 Meri 19-18. Araç önümde durdu. Fort Sankıda bölgesinde güneybatı istikametindeyiz. Destek talebim hala mevcut. GPS kodum 381. Ya şimdi lütfen arkadaşlar. İyi mi kötü mü? Bir Lincoln numaralı destek talebi üzerine bir merkeze destek olmak amacıyla bölgeye yöneldi. 1087 Fort Sankıda. Bunların sporları da var. Onlara da hastayım. BMW. Arkadaşlar ben muhabbeti de aldım. Parkur gitti lan. Kalk. Baksana. Bende. Hadi bakayım Zarya. Hızımız mübarek olsun. Hadi görüşürüz. Şu an bulunduğum bölgedeki bariyerleri görebiliyor musunuz? Buradan gözükmekte olumsuz. Foster, buradan geçerken, içeriden dönerken burada bariyer gördün mü? Geçmişiyorsun Zarya, hadi bakalım. Foster gördün mü? Efendim, bir gelip bakabilir miyim? Hangisinde? Gel, neresi orası? Çır şoför. Bir bakayım. Efendim? Efendim canım. Şimdi şurada slalom çiziyor. Bundan sonrası yok. Geri dön geri. Oradan hızlı gidiyoruz. Böyle yapıyoruz. Evet. Bak ondan o sonra şey var ya. Şöyle bir şekil var ya hani böyle dibinden kuruldu, gidiyoruz. Kuruldu sen de geri dön. Evet. Dur bir şey soralım. Arabacıya soralım. Arabacı. Bariyerciyi hani aynen götürmüşler. Ya, motorla dibinden geçiyorsun böyle o yarım o şeklinde. Onu tamamladıktan sonra ne yapıyorsun? Onu tamamladıktan sonra? Yok hayır. Onu tamamlıyorsun. Sonra orayı tamamladıktan sonra dönüyorsun o ilerliğe. İler gibi ya değişik bir şekli var. Sonra orada ilerliyorsun. Sarı çizgi geri geliyorsun. İçeri giriyorsun. Daire çizip çıkıyorsun. Sekiz çizmeye başlıyorsun sonra. O ikinci sekiz çizdiğimiz kutular sen çarpmadığından yerinden oynadılar mı arabacı? Böyle benim ilk soldaki değil de sağdaki bir garipti. Aynen benim de öyle sağdaki. Çarpmadım kanka bir yön kaldırma. Kanka bunda kalkmaz ki. Arkadaşlar ben o hileyi anlamadım bu arada. O değil de bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en saçma telsizlerini falan verdim herhalde. Daha ben demektim de öyle. Arabacı. Ama ne verebilirim ki yani? Aynı yerde dönüp duruyoruz. Adam sana ateş açıyordu. Sen bırakmadın 11.71'e. Kanka olmaz. Oradasın, şu an olmaz. Diye. Çivan yapamam. Falan verdim orada bir saçmaladım. Hiç beklemiyordum. 5'ti herhalde. 5 miydi 8 miydi? Nampet'te. Ama... ah be yapma oğlum ya.
Durun, hiç kimsenin ağzı belli değil, demeyin ama. Motor takip ediyorsun. Kimse motor ani manevralar yapıyor. Çok sık sağa sola giriyor. Binaların aralarına giriş çıkış yapıyor. Sürekli halde yön değiştiriyor. Ayrıca silahlı bir süre sonra da sana ateş etmeye başlayacak. Hazırlıklı ol. 11.71 başlatabilirsin başladıktan sonra. Anlaşıldı. Motor eskali istediğin gibi belirtebilirsin. Anlaşıldı. Yazdın ama. Dinliyorum efendim. İyi misin? İyiyim efendim, sağ olun. Şu anda parkuru unuttum. Ben de meta yaptım, vallahi beni. Siz nasılsınız efendim? Sen sorduğun için kötüyüm, başla. Bir Meri 10 konuşuyor, 11.71 durumundayım. Siyah bir Batı önümde tehlikeli sürüş sergilemekte. Bak ama orada şey var şimdi. GPS kodum 298. Mesela orada kaç kişi? Operatör konuşuyor, bölgeye destek gerekiyor mu? Bölgeye acil destek gerekmekte, motor çok kod 0 geçtim. Ara sokaklara girmekte, görüşümü her an kaybedebilirim. Elin 4 son gelen çağrı okudu şeklinde yöneliyor. Tekrar ediyorum, Port Blanco'da bölgesinden kuzey doğuya doğru ilerlemekte. Shot fire, shot fire! Arkadaşlar benim biraz da başım ağrıyor, bir dakika. Operatör konuşuyor. IT'den aldığımız bilgilere göre kişilerin silahlı olduğu... Tamam, benim de kafam ağrıyor şu anda ya. Bir, iyi misiniz? Güneş geçti. Olumlu, şu an iyiyim. Kişiler silahlıysa takibimi yavaşlatmayı düşünüyorum. O yüzden acil destek istiyorum. Bir Lincoln'la bir konuşuyor. Son destek bölgesine acil şekilde intikal ediyoruz. Bir Meri 10 konuşuyor. Motorla görüşümü kaybettim. En son görüldü bölge Forktuzan Kudo'da. Şeylerin arasında, binaların arasında kaybettim. Bölgede arama istiyorum. Motor tekrardan görüşünde. Motora tekrar görüş sağladım. Bir Meri 10 konuşuyor. Motor önümde siyah Bati. Kuzey bölgesine doğru ilerlemekte Forktuzan Kudo'dan. Asap Nightblade'i ben söyleyeceğim ona göre. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum efendim? Bu seni senin güneşli alıp veremedim. Vallahi bilemiyorum ya. Ben Nightblade'le kovalamaca sağlayacağım. Diğer havaalanından yap bak, oradan yapma, oradan rahat yapamazsın. Gel şey şuraya, gel. Yanımıza nerede? Gel, öyle mi yapılıyor? Shotfire'dan sonra ne yaptı? Yavaşlattı takibi. Demli mevrasını sana ne gösterdi? Hani anlamıştın? Motor şehir içinde etrafı tarayarak geçiyor, gidiyor şu an. Motoru kaybettin ya, zına var. Motoru ters çevir. Burnunu ters çevir motoru. Biri meri bir, tamam. Yazın hava. Orada bir şey var ya. Ya sorsam da sıkıntı da, şimdi mesela ateş açıyorlar üzerine. Sen bıraktın diyelim parkuru, şu an parkurdasın. Tam bir yandan da telsiz canlandırıyorsun da. Bilemedim. Sen diyorsun ki 11.73'den ayrılacaksan parkuru nasıl bırakacaksın? Aynen, orada hani bir şey bilir şey dedik ben orada, saçmaladım orada yani. Orada aslında bir nevi rol yapmış olacaksın. Diyeceksin ki hani 11.73 durumundan ayrılıyorum, aracın son görüldüğü bölge şurası şurası. Geri çekiliyorum. Aracın son görüldüğü yer işte tekrardan. Ben ama seni sonra anlamıyoruz. Sen yine de devam edeceksin şeye. Parkuru yapmaya devam edeceksin, sadece ayrılıyormuş gibi yapacaksın orada. Valla orada hiç beynim çalışmadı şahsen yani. Açık net. Şimdi motorun burnunu da diğer tarafa çevir. Allah. Geri gel. Efe yok edecekmiş gibi hissediyorum ben ya. Öyle değil. Yok bu oğlum. Düz bir şekilde geri ya. Ama gel, çavuş gel, rahatlatıyor gel, sağ olsun gel, ya gel, konuşmalarıyla. Gel dur. Neyini rahatlatıyor ya? Sol yap. Az önce duymadın öyle mı? Öyle değil. Sakinleştiriyor bence. İçeriye gir soldan. Of sallam ya. Bir Meri 10 konuşuyor. Araca görüşümü kaybettim. Son görüldüğü yer Fort Sanku'da kuzey bölgesinde. Binaların arasında kayboldum. Biriniz Nightblade istiyormuş sanki. Araç tekrardan gözüne. Sana ateş ediyor şu an. Bir Meri 10 konuşuyor. Ateş altındayım. Araca görüşümü kaybediyorum. Aracı takip edemiyorum şu an. Evet, ben istiyorum. Ben. Ne istiyormuş? Ben muhabbet anlamadım. Meri 10 bölgede hızlı bir şekilde uzaklaş. Nightblade adlı motor. Marka model. Anlaşıldı. O benim olacak. Ben de istiyorum da yok.
Merion, ona 7. Dirmer 10 konuşuyor. Bölgede kendi sağlığım açısından bölgeden uzaklaştım. En son geçmişim motoru gördüğüm bölge ise Fort Sankudo. Senin mi? Evet. Hadi canım. Nasıl motor ama? Çok güzel değil mi? Arkadaşlar nedir Merion? Sanki başka rüyalarda içim dışında konuşuyor. Siyah bakı gibi hissediyorum. Yani full yapmasam bile efsane bir şey bence ya. Görüntüsü... Departmana dön Merion. Ama bu motor daha güçlü. 15. Tabii ki canım. Yani daha güçlü. Arkadaşlar. Ama görüntü olarak Nightblade çok daha güçlü. Niye bağırıyorsun kulağımızın dibinde? Allah Allah. Gerisini derim. Sakin ol. Sen yaparsın. Ben kaldım kardeş. Sen yaparsın. Şey yap. Sen de benim gibi kurşunların üzerine yürü. Oğlum motor... Duman mı atıyor? Yok. Ha evet. Değil mi? Hı hı. Evet. Sırana geçeceğiz zanama. Asaf çık. Efendim. Ben hallederim. Asaf, bırak motoru. Bu tarafa getir. Su kaynatmış motor resmen. Evet, evet. Ne yaptıysan artık motoru. Motor güzel motoru biliyor musun? Manevraları çok kötü bir yüzden. Yani... Birçok araçtan hızlıdır diye düşünüyorum ya. Öyle zaten. O tarafa okuyordum, azar yedim. Bakma öyle mamman, sırana geç dedi. Pardon ama yani. Yüze hiç biliyorum sen deli. Bir motor için. Arkadaşlar çok teşekkürler. Meli 19'un da içinden geçmişti. Motorumu hiç böyle görmemiştim şu güne kadar. Gülmedi. Ay. Sırıtıyor. Bunun kaynağı o kutulara biz çarpmadığımız halde çarpıyor gibi görünüyoruz ya. Evet. Onun kaynağı o. Yani sanki çarpıyormuş gibi ses geliyor zaten sürekli. Aynen. İşte o yüzden. Heh, oldu. Mesela Clan Memora sana da denerken baya çarptı. Ama onunca da onun gözüne çarpmamıştır. Evet. Aha! Bak şu an hala aynı oluyor. Çavuş bu arada biz şeyi de gösterelim Allah, bence. Bu, neyi göstereyim? Hani nasıl tarif edeyim? Motor üzerindeyken nasıl koordinasyon sağlayıp da böyle tekme atabilirler falan. Onu da ben göstereyim en son isterseniz. Tamam, en son göster onu. Aha, araç yok ama yine de görsünler. Tamam. Sen takip et, ben buradayım. Bu motorun önünde kalkabiliyor musun inme için? Hadi canım. Onu soracaktım önünde ben sana. Ben sensizi sizden bekliyorum o zaman. Tamam. Önünde böyle demir bir çubuk var. Önünü kaldırdığında demir çubuk yukarıya kayıyor, uzuyor. O zaman önü kalkınca inmesi artıyor, hızı artıyor diziyor. Asaf, parkura başladığından itibaren 11.71 durumu şey başlayacak. Nightblade'de de var aynısı. Sarı siyah draft. Çok yükseliyorum Nightblade'e. Ona turbo takarsan çok bunun önünde kalkıyor. İçinde... Yani tek teker yapabiliyorsam ama Nightblade'de olmuyor. Çok az kalkıyor. Silahlı olduğunu biliyoruz. Nightblade'de az mı kalkıyor? Evet. Kovalayacak. Asıl önündeki nereye çubuk böyle yukarıya doğru bölge sürülüyor. Önemli değil. Uzuyor. Hı-hı. Yöneldiği yerler de önündeki değil. İşte aksa. Bilgin olsun. Ondan sonra bir şey oluyor. Nasıl kalkıyor gibi kalkıyor. Oluyor. İğne sarpıyor diziyorlar. Sen sordun daha iyi. Başla. 1-1 konuşuyor. 11 yetişir durumundayım. Araçları siyah çizgili drafter. Bölgemiz Fort Zancudo, bilginiz. Operatör konuşuyor. 1-1-1 hala takipte misiniz? 1-1-1 konuşuyor. Olumlu efendim, araç şu anda Fort Zancudo'da kuzeye doğru ilerlemekte.
Aracın eşkalini tekrar belirtiyorum. Sarı siyah draftır, GPS kodum 155. 1-1-1 GPS kodunuz anlaşılmadı. 1-1-1 konuşuyor. GPS kodumu tekrarlıyorum. 155. 1-1-1 konuşuyor. Araç ile şu anda 11'in sür durumundayım. Araç çok hızlı, bilginize. 1-1-1 konuşuyor. 11-71 talimi 11-71 haş olarak. Aleykümselam Şarp, hoş geldin. Araç eşkalini belirtiyorum. Siyah sarı draftır, GPS kodum 155, bilgi. Asaf, yoğun ateş altındasın. 1-1-1 eyvallah kankam, çok şükür. Sen nasılsın, iyisin inşallah. Operatör konuşuyor. 11-71'den ayrılmayın, uzaktan takipleşmeye devam et. 1-1-1-15. 1-1-1 konuşuyor. Araç şu anda Ford Zank'ı yönetmekte, kuzey batıya doğru ilerlemekte. Binalardan dolayı görüşümü kaybettim. Aracın son görüldüğü bölge Ford Zank'ı kuzey batı. Operatör konuşuyor. Aramalara başladık. CCTV görüntülerine ulaşmaya çalışıyoruz. Lütfen bölgede kod 2 şeklinde tarama yapın. 1-1-1-15. Operatör konuşuyor. CCTV bağlantılarımızı kullandık. Birazdan araç önünüze çıkacak. 1-1-1-15 anlaşıldı. Operatör konuşuyor. Araç önünüzde. 1-1-1 konuşuyor. Araç şu anda tekrar temas halindeyim. 11-71. Haş talebim mevcut. Araç sarı siyah draftır. GPS kodum 155. Aracın son görüldüğü bölge Port Zank'ta güneydoğu. Operatör konuşuyor. 11-71 haş talebinizi karşılıyoruz. Birazdan bölgeye Highway Speed Unit yönlendirecek. 1-1-1 konuşuyor. Olumlu. Araçlarda aracın içerisindeki kişinin saçları beyaz. Kişiler silahlı, bilginize. 10-5. Vay, güzel yaptı. 1-1-1 konuşuyor. Şu anda araç ile hala 11-71 haş durumundayım. Araç Ford Zank'ta batı bölgesinde devam etmekte, bilginize. Operatör konuşuyor. Hala atış altında mısın 1-1-1? 1-1-1 konuşuyor. Şu anda olumsuz efendim. 1-1-1 konuşuyor. Tekrardan Shotfire. 1-1-1 takibini uzaktan devam ettiriyor. Aracın son görüldüğü bölge Ford Zank'ta batı. Aracın eşkali sarı siyah taraftır. Eagle 1 konuşuyor. Kişileri etkisiz hale getirdik, geri dönebilirsin. 19. 1-1-1, 10-5. Güzeldi. Evet. Kim kaldı? Ben kaldım Çavuş. Sen mi kaldın? Doğrudur. Nasılsın? Sağ olun efendim, siz nasılsınız? İyi olmamı ister miyim? Tabii ki efendim, tüm benliğimle. Yapabilecek misin parkur? Efendim biraz heyecanlıyım ama elimden gelenin en iyisini deneyerekten yapacağım. Peki böyle vursam karnına. Yapmayın. Hala yapabilecek durumda mısın? Durumdayım efendim. Kesinlikle. Konuşmama bile gerek yok. Anlaşıldı. Heyecanlı. Memur Efe, bağcıklarını bağla. Telsiz deneme. 5 net. Çavuşmaya da bakmıyor musunuz? Son anonsunuz gelmedi efendim. Kaska bak. Cidden heyecanlandım yalnız. Milyon 9, 18, GPS kodum 416, sarı siyah drafter'la 11-71 durumundayım. 18-7 Ford Sanctum. Lan ellerim terledi. Ay. Obey and survive.
Memur Efe, çavuşmanız 99 durumu yaşadı. Beklemede kal. Anlaşıldı efendim. Ne yapıyorsun lan? Rodri Walker. Katkım nasıl? Bir mere 19, shot fire, shot fire. Aga ne yarat? Kanka bizde böyle, bizde çok. Götümden çıkartıyorum hepsini. Mayuri. Bak çıkartıyorum. Takıyorum. Aa bu sefer pembe oldu, mor oldu. Mayuri. Welcome. Bas erkek rengi kesinlikle. Yeah boy. Memur Efe, sirenleri kapat lütfen. Nefes alıyorum, sen ne yapıyorsun? Ben söyle. Ne yapıyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Ben de geleyim mi? Ben de... Efendim yanınıza giriş sağlayayım mı? Olamaz. Burada beklesem, burada beklesem olur mu efendim? Olur. Niye orada beklemedin mi? Efendim, yani beklerim isterseniz. Yok. Burada bekle. Anlaşıldı. Burada söyleyebileceğiniz herhangi bir bilgi benim için çok işime yarar efendim, o yüzden. He, ondan geri dönmek istedin sen. Doğrudur efendim. Gözlerim yaşarıyor. Bu telsizlerde agresif bir şekilde size hızlı telsiz vermemiz, işte sizi heyecanlandırmamız bundan kaynaklı zaten. Hani o an olayın hakimiyeti, heyecanınızı kontrol edebilmeniz için. Çavuş da geldi. Bence sen yönel Meri'ye. Anlaşıldı. Dinliyor efendim. Beni duyabiliyor musun? Güzel bahane. Kanka sen bahane işini bana sor ya. Birazcık düşüneyim yeter. Efe. 15.102 memur Efe dinlemede. Beni duyabiliyor musun? 5 net efendim, doğrudur. Son motor abi, son musun sen? Doğrudur efendim. Evet. Seni bilerek sona bıraktım. Anlaşıldı efendim. Tamam Efe. 11.71 durumundasın şu an. Kaçan araç kırmızı Infernus. Salağın teki çalmış Infernus'u. Bunu da biliyorsun. Plakası da yerel halka ait. Operatörden bilgi geldi. Çalmış kaçmış. Sen de operatör çağrısına yöneldin.
Araç hırsızlığı artı 11.71 var. Çok hızlı abi. Aç. Anlaşıldı efendim. Internus dedik. Anlaşıldı. Evet, Infernus. Herhangi bir renk belli mi efendim? Kırmızı. En sevdiğim. Anlaşıldı. Tamam. Başla. Araç çok hızlı bu arada. Full manevra yapıyor. 1.19.10.8 çalıntı kırmızı Infernus ile birlikte Infernus ile 11.71 durumundayım. 10.87 Fort Sankudo. Araç çalıntı kırmızı çok hızlı. GPS kodunuz nedir? 1.19 GPS kodum 416. Anlaşılmadı. 1.19 GPS kodum 416. Araç Fort Sankudo kuzeydoğu bölgesinde. Araç hane mi manevra yaptı? Araç batı yönüne döndü. Operatör konuşuyor. Araç çok hızlı. Buradan görebiliyoruz. Şu an takipte misiniz 1.1? Doğrudur efendim. Ne tarafa doğru gidiyor araç? Araç Port Sankt'dan kuzey batı yönüne döndü. Olumlu. Takipte misiniz hala? Olumlu efendim ama araç giderek arayı açmak üzere. Operatör konuşuyor. Yeşil bir Infernus daha girdi. Kırmızı Infernus'la alakalı mı? Olumsuz efendim. Şu an herhangi bir bilgi mevcut değildir. Şu an sizi sıkıştırmaya çalışıyor. Emin misiniz? Bilmiyorum. Efendim şu anda araç 11.71'e dahil oldu. Beni sıkıştırmaya çalışıyor bilginize. Acil destek istiyorum. Olumlu. Bölgeye desteklendiriyoruz. 1.19.10.5. Durumun iyi mi 1.1? Olumsuz efendim. Shotfire. Operatör konuşuyorum. Ekipler 1.1'in olduğu bölgeye doğru yönelsinler. 1.19 Shotfire üzerine takibi geriden takip ettiriyorum. Operatör konuşuyor, olumlu. Şahıslarla görüşüm kayboldu efendim bilginize. Eagle 1, şahıslar etkisiz. 1.1, 10.09. 1.9, 10.05. Tamamdır. Sıraya geç. Anlaşıldı efendim. Hoş geldiniz çoğuş. Asaf sen ne yaptın? Bize katıl biraz. Arkadaşlar ben kötüyüm ya. Bence kaldık biz. Oğlum bence benden iyiydin. Söyleyeyim ben sana. Sen kendinin iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Tamam çok yani kötünün iyisin. Onu söylüyorum sana. Allah kahretsin ya. Tosunum. Aha. Tosunum. Bu arada parkur doğaçlama gitti bende. Bilginiz yok. Ben de daha hani... kaç kez 8 yani, çizdim bilmiyorum. Belirli bir şey hiç şey kalmadı. Bağlı kalmadı. Yani aklıma ne gelirse o hareketi yaptım. Galiba doğruydu ama hiç şey yapmadılar. Evet arkadaşlar. Parkuru gördüğünüz gibi tamamladınız. Bu motoru sürerken telsiz vermenin ne kadar zor olduğunu da kavradınız. Yani Lincoln aracına eşdeğer. Sonuç olarak tek kişi sahaya çıkmak zorundasınız ve olabilecek her duruma karşı telsiz vermeyi bırakmamalısınız. O yüzden hani telsiz kısmını biraz daha geliştirmeniz gerekiyor çünkü hani dediğim gibi Lincoln ve Mary aynı şey. Telsizlerinizi dinledik. İdare eder ama çok da iyi değil. Aynı şekilde parkuru aşamalarınızı bak da izledik. Ya. Bazılarınızınki biraz kötüydü. Ama ben inanıyorum ki geliştirilebilir düzeyde bir şekilde saha içerisinde tecrübe edin.
denir ki sen canlı ben hepinizi almayı düşünmüyorum, açık konuşayım. Ney? Bu Mary parkurunuzdu. Şimdi departmana döneceğiz. Değerlendirmeyi biz memur Hasan ile yapacağız. Yarın da aynı şekilde cruiser parkurunuz olacak. Aynı şekilde bunun gibi bir parkur yapacaksınız. Yine belki 1171 talep olur. Belki de buraya bir tane araç getiririz. Bunu uygulamalı gösteririz. Normalde Mary'nin önüne kendi şahsi motorumu getirtecektim. Onu kovalatacaktım size ama dediğim gibi sağ karışık. O yüzden kısa kesmek istedik. Eğitimimiz bu kadardı. Sormak istediğiniz ya da anlamadığınız parkur içerisinde sormak istediğiniz bir nokta var mı? Olumsuz efendim. Asena, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Olumsuz efendim. Tamamdır, araçlara geçebilirsiniz. Anlaşıldı. Çavuş, ben beliği alıyorum. Hı-hı. Arkadaşlar, biriniz öndeki aracı, biriniz arkadaki aracı alsın. Çalışıyor efendim. Uzaklarda, orada.